Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ekotürk'te gün ortası başlıyor. Ben Ahu Orakçıoğlu. İstanbul'da ben hep bahsediyorum. Bir Seraf restoran var ki dillere destan diye değerli izleyenler. İstanlıların artık önemli bir kısmı tanıyorlar, biliyorlar Seraf restoranı. Şöyle diyeyim, Türk mutfağının en güzel hali. Hani şöyle daha net, açık tarif etmeye çalışayım. Anne evi lezzetlerinin en şık ve zarif sunumu aynı zamanda. Hani hep böyle derdik ki ah şöyle annemizin evinde çok güzel yemekler yiyoruz. Şunlar şöyle güzel zarif sunumlarla böyle işte yabancılara, turistlere falan da gösterebilseydik Türk mutfağının gücünü falan. İşte onu yapıyorlar. Bu çok değerli benim için. Bu şahane restoranın şefi Sinem Hanım'ı artık zaten tanıyorsunuz. Şöyle tatam. Ama burada bir Doğan Bey var. Sinem Hanım mutfakta harikalar yaratan tecrübesiyle, ekibiyle karşımda. Ama Doğan Bey kolay kolay ikna olmazdı. Bizi seviyorsunuz galiba Doğan Bey. Siz söyleyince gelmemek olmazdı. Hoş tabii geldiniz. Çok, çok teşekkür ederim. Şimdi Doğan Yıldırım, sizi tanımak tanıtmak hiç kolay değil. Çünkü öyle elimize her attığımız yerden de marka restoran maalesef çıkmıyor. Bu işin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Nasıl bir operasyon gerektirdiğini, nasıl bir teşkilat gerektirdiğini biliyoruz. Ama siz vadi tarafında sizi bilenler yeni. Ama siz yıllardır bu işin içerisindesiniz. Mahmut Bey'deki ilk restoranda biraz tanıyalım Doğan Bey'i. Tabii Seraf'ın arkasında ciddi bir felsefe ve emek var. Yani felsefe. Seraf Vadi'de belki 7-8 ay önce açıldı ama geçmişi 2016'ya kadar gidiyor. Hı hı. 2016'dan beri Mahmut Bey'de, Bağcılar Mahmut Bey'de çok ciddi emek sarf ediyoruz, hı hı, bu yemekleri, bu konsepti oluşturmak için. O felsefeyi biraz açalım mı? Nasıl girdiniz siz? Ya nasıl restorancılık işine nasıl girdiniz Doğan Bey? Çocukluğumdan beri aslında iyi yemeğe çok meraklıydım. Yani kötü bir yemek olduğunda yemeyip aç kalmayı tercih ediyordum. O derece? O derece, o gurme derece. Yani. Aynen. Sonra büyüdükçe gastronomiye olan ilgim daha da arttı. Aslında farkına olmadan bu işin eğitimini alıyormuşum. Nerelisiniz? Sonra Diyarbakır. Evet. Evde o zaman şahane, büyük. Evde şahane sofralar, yemekler. Anne. Aynen yapılıyordu. Tabii sonra yurt dışı seyahatlerimiz oldu, eğitimler oldu Avrupa ülkelerinde. Orada bambaşka seviyede sunumlar ve başka mutfaklarla tanışınca biraz daha gelişti damak tadımız. Aslında Bilkent mezunusunuz. Evet, okudunuz? Bilkent Üniversitesi ekonomi mezunu. Ekonomi mezunusunuz. Evet. Yani ailenin farklı bir işi vardı herhalde Diyarbakır kökenli olarak. Tabii. Aynen. Ailenin farklı işleri vardı. İçeri duydunuz mu o işi? Aslında ailemle çalışmadım hiç. Kendim ilk işim, ben yurt dışında petrol ürünleri ticareti yaptım uzun yıllar. Zaten o vesileyle de yıllarca yurt dışında bulundum. İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da sık sık bulundum. Bu da şeye katkıda bulundu tabii ki. Ya bizim o stilize, rafine dediğimiz Türk mutfağı sunumunun arkasında bir küresel bir şey var. Var tabii. Bilgi var. Tabii. Birikim yani var. Yani küresellik ya tabii. Ben dedektif gibi sorguluyorum. Doğan Bey buldum. Ama çok doğru tespitler. Küresel olmak için iyi yereli bilmek lazım. Ha. İyi yerel olmadan küresel olamazsınız. Anladım. Global yani. Yerelden evet, küresele. Globale gitmek için iyi yerellik özelliklerinizi korumanız lazım. Sizin otantik yemekleriniz, kültürünüz olmadan dışarıda şey olamazsınız, yer bulamazsınız. Başkalarını taklit ederek, başkalarının yemeklerini taklit ederek bir yere gelemezsiniz. Evet. Ya bu çok önemli. Bize ait özgün evet, bir şeyi iyi yaparak, kaliteli malzemeyle yaparak. Aynen. Ama yabancıların da anlayacağı bir çerçevede, sunumda. Tabii. Değil mi? Onu yapabilmek aslında çok, hani çok alengirli bir şeyler yapmaya da gerek yok. Hep onu Sinem şefimle de konuşuyoruz. Bu arada tabii Doğan Yıldırım aynı zamanda böyle bir kıymetli Sinem şefin, ne diyelim, kaşifi. Kaşif, evet. Keşfetti, ya doğru. Sinem Hanım'ı nasıl keşfettiniz siz? Biz Sinem Hanım'la aslında restoran Mahmut Bey'de kurarken yollarımız kesişti. Ben o zaman çok yoğunum, yurt dışında işlerim var. Haftada bir Seraf'a gidebiliyorum. Sinem Hanım genel müdür olarak bütün işleri emanet
Ettim. Ne zaman başladınız Mahmut Bey şubeye? Daha mutfağa girmemişsiniz. Yok, 2015'te ben inşaatla başladım projeyle. Ben mimarinin başındaydım. Evet. Çok iyi. 2016 Haziran'da. İnşaatında bulundu yani. Yani ben Sinem Şefim'in her şeyi yapabileceğine inanıyorum. Evet. Doğan Bey zaten. Yani şimdi toplam. Ne yaparsa da detayıyla, inceliğiyle yapar. Aynen öyle zaten yapıyordu. Fakat biz tabii mutfağa, yemeğe çok önem veriyoruz. Yani asıl önemli olan nitelikli yemek yapmak. Yalın, taze ürünlerden fazla karmaşık hale getirmeden, kimyasal ürünler kullanmadan, katkılar, boyalar bunları kullanmadan iyi yemek yapmak, yalın yemek yapmak. Şeflerimiz gereken titizliği göstermiyordu. Evet. İşte mesela bir gün öncesinden hazırlık yapıyor. Önceden hazırlık olmaz. Tabii. O an yapacaksınız. Ya bizim zaten evde bulduğumuz lezzeti restoranda bulamama sebebimiz. Sebebimiz aynen. Değil mi? Bu. Tabii. İş tabii. Endüstri mutfağa girdiği zaman maalesef aynen. Kayboluyor gidiyor o yemekteki aynen. Lezzet, enerji, aynen. Aşk, sevgi her neyse aynen, artık hepsi. Orada. Mahmut Bey hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Edecek. Orası tabii ilk göz ağrımız, orası devam edecek. Oranın bir müşteri kitlesi var. Evet, zaten Seraf Vadi ve Seraf Mahmut Bey birbirinin şubesi yapmamaya çalışıyoruz. Aynı şeyle, felsefeyle, aynı konsept ama iki aynı ruhla iki farklı konsept yapmaya çalışıyoruz. Menü farklı mı, aynı mı? Farklar var. Farklar %60'a yakın farklı. Şimdi bir de Seraf'ta tabii ciddi bir yabancı kitleniz var sizin. Mesela tabii. Ne kadar size gelen yabancı? Hiç tespit edebildiniz mi onu? Yüzde kaçtır ortalama şu tahmininiz? Şu an vadi tabii lokasyon ve merkezden tabii. Dolayı daha artmaya başladı. Vadide %40'ları buldu yabancı. Oo, ortalamada. Tabii, tabii. Ben evet. Ne zaman gelsem, çünkü, işte sağımda yabancılar var, doğum günü kutluyorlar. Aynen. Önümde işte İranlılar tabii. Var, arkamda bilmem işte evet. Rus var, o var, bu var falan. Hani tabii, Türk sayısı ile yabancı sayısı bazen yabancı lehinde değişebiliyor değil mi Doğan Bey? Yani? Tabii, tabii ama ciddi Avrupalı ve Kuzey Amerikalı. Var mı? Aynen Japon müşterimiz var. Şimdi tabii, tabii. Bir de Michelin girdi. Tabii tabii. Değil mi? Öyle olunca Michelin öncesi, Michelin sonrası. Şimdi tabii. Ben şeyden tedirgin oluyorum. Acaba sizin gibi bir Türk mutfağı o Michelin geldikten sonra... Yani kendini biraz daha o Michelin'e uydurmaya mı çalışır? Yani bir stres vardır gibi diye düşünüyorum onun getir. Çünkü o gayda alıp size gelen bir sürü de yabancı var ve olacak bundan sonra. Haksız mıyım? Yanlış mı yorumluyorum? Tabii açıkçası bizim bu konudaki duruşumuz çok net. Ha, yani tamam. Kesinlikle yemekleri farklı bir yorumlama, fine dining biçimine sokma gibi bir isteğimiz derdimiz yok, yok derdimiz de yok. Acaba Sinem Şefim ne diyor? Mutfakta iş fiili tarafta başka bir şeye dönüşmüş olabilir. Yok, şöyle hatta geçen hafta tekrar bir yurt dışı gezimizdeydik. Tabii bize de gelen oluyor misafirler, basın ya da işte Katar'a kendi. Katar'a gittik, bir de ben Berlin'deydim. TGA ile beraber fuardaydık, turizm fuarında. İşte İstanbul mutfağını anlattık orada. Berlin'de Almanlara. Çok keyifli, çok güzel tabii tepkiler alıyoruz. Tabii biz hep şakayla karışık şunu söylüyoruz. Biz bir önceki tören öncesinde de Vadi 5. ayında gayda girdi. Tabii çok değerliydi bizim için, çok heyecanlıydı. İlk günden beri açıldığı günde heyecanla bekliyorduk tabii olur mu olmaz mı. Tabii yıldız kategorisi biraz dünyaya bakıldığında daha böyle rahat, rafine, casual, o ülkenin mutfağını yansıtan restoranlara verdiğini görüyoruz. Ama bunda birazcık Michelin'in Türkiye'yi tanıması, İstanbul'u anlaması gerekiyor. Yani ben şunu söylüyorum, İmam Bayıldı İmam Bayıldı olarak kalacak. Yani onu değiştirmeyeceğiz. Evet. Avrupalılaştırmayacağız aynen. Diyorsunuz. İçli köfte içli köfte olacak. Bu konuda direneceğiz. Ay vallahi evet. Çünkü bu bir şey. Yani Michelin için bunu değiştirme fikrini hiçbir zaman kabul etmedik. O yüzden de yıldız için en azından. Biz çünkü zaten guide'dayız. Evet. Bence bunun değer gördüğünü, bunun kabul gördüğünü de göreceğiz hep beraber. Evet. İnanıyoruz çünkü orada önemli olan şey yemek. Biz zaten, bu yapıyla Michelin'e girdik. Evet, guide Michelin'i dönüştüremez diyoruz. Çünkü guide de esasında yemek odaklı, iyi yemek diyor. Tabaktaki yemek. Dolayısıyla biz iyi yemek yapacağız. İyi yemeğimizi kendi özgün reçetelerimize, kendi kültürümüze göre yapacağız. Ve bunun da değer göreceğine inanıyorum. Kaç ay oldu Michelin yıldızı geleli? Kasım ayındaydı. Size diğer o da geldi. O da geldi. İki Aralık'ta. Yıldız da var. İki ayrı evet. Yıldız da var. Evet. Bu yıldızlar geldikten sonra yine de soracağım ben. Yabancı sayısında artış var mı? Gerçekten o gayrı takip edip oluyor, gelen oluyor. Bunların
Tabii web siteleri var, şeyleri var. Bunları takip edip bunların vasıtasıyla gelen misafirlerimiz var. Hı hı. Ama ben bu konuda şeyi söylemek istiyorum. Yani biz geleneksel tarafı temsil ediyoruz. Modern şefler de gerekli bir ülke için. Çünkü biz geçmişimizi, geçmiş mutfağımızı bugüne taşıyoruz. Yarınlara taşıyoruz. Ama modern şefler de mutfağa katkı sunuyor. Şey kaydıyla yani... Diyelim ki İmam Bayıldı yapıyorsa İmam Bayıldı'yı püre haline getirip formunu, yapısını değiştirip ismine İmam Bayıldı dememesi şartıyla yeni bir isim vermesi lazım. Evet. Kesinlikle öyle. Tabii ki yani bu reçetelerin çoğu belki yüzyıllardır, belki bin yıla varan tarihçeleri vardır. Bunlarla oynayıp deforme edip başka isim vermek ben kültürümüzü, mutfağımızı deformasyon olarak görüyorum. Çok güzel bir, geçen de yayında konuşmuştuk Sinem Şef'imin, mutlu bir sözü var, atasözü gibi Sinem Şef sözü. Mutfağa sadece mutfakta yemek olarak bakmak imkansız. Kültürün çok önemli bir yansıması, çıktısı, tarihi, kültürü, coğrafyayı, zenginlikleri hatta yoksullukları barındırır demişsiniz. Evet. O kadar önemli ki. Çok yani önemli. Gerçekten onda bir noktayı virgülü değiştirirken çok dikkat etmek lazım. Tabii. Binlerce yılın birikimi, hele Anadolu gibi bir zengin bir coğrafyada değil mi? Yani yokluk mutfağının bu kadar değerli, bu kadar önemli, bu kadar az malzemeyle iyi yemeğin çıktığı bir kültür gerçekten bence yoktur. Evet. Tabii biz şimdi elimizde yediğince seyahatlerde biliyorsunuz gidiyoruz, görüyoruz yerinde. Ama işte bizim kendi menümüze de taşındığımız mesela hengel, Kars hengeli. 3 tane ana malzeme var hamur altında. Üzerinde karamelize, soğan ve yoğurt. Ama bir bu kadar değerli, kıymetli. Bunu işte Amerikalısı yiyince de aynı fikirde. İşte bizler zaten toplumumuzda. Yani çok az malzemeyle. Çünkü biliyorsunuz doğuda doğa ne verirse onunla şekilleniyor sofralar. Evet, otsa ot ağırlıklı, hayvansa küçük baş ona göre işte Karadeniz bir o kadar yeşillik, bozkır, vegan mutfağının en iyi örnekleri. Güneye gittiğinizde hem deniz ürünleri hem diğer kültür, bozkır iklimi. Malzeme oradan, yemekler, reçeteleri oradan çıkıyor. Ne kadar çıkıyor. Zengin bir kültürümüz var ki gerçekten şu reçetelere aslında sahip çıkılması çok önemli. Evet. Biz biraz çalışan nesil kadınlar da tembel çıktık. Yani annelerimiz gibi değiliz. Buradan tekrar bir kez daha kendi annemi, kayınvalidemi selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Esasında tabii şu, ben katıldığım bir konferansta onu duyunca tabii ki insan bazen zihninde bazı taşlar oturuyor. İşte kültürün, yemeklerin kaybolmasının bir sebebi de tabii kadının iş hayatındaki, toplumdaki yerinin yükselmesiyle. Çünkü hepimiz için aynı şey geçerli. Evet. Şimdi işten eve dönüyoruz saat 5-6, o saatten sonra bir yuvalama yapmanın imkanı var mı evde? Ya da işte bir tencere yemeği ya da bir tandır. Şimdi bakıldığı zaman işte birazcık yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan. Tabii yani ki kadının yeri iş hayatında yükseldikçe saatler ve çocuk, ev hayatı şu bu tabii daha pratik. Tabii. Sofralar kurulmaya başlıyor. Bu da biraz işte kültürün aşağıya çekilmesi, yemeklerin kaybolma riski. İşte burada da biz nacizane Seraf olarak en azından restoranlarımızda bunu yapıyoruz. Çok da değer görüyor ve en azından zaten biz bunu istiyoruz. O siz de hep söylüyorsunuz yani yemek gibi yemek, işte dokunulmamış, hem doyuran hem gözümüze hitap eden, hem kendi malzemeleriyle olan özgün yemek. Bu şekilde. Kolay da çıkmıyor çünkü çok iyi zor, yemek tabii. Böyle bir felsefe, vizyon, bakış açısı gibi ve teşkilat tabii ki gerektiriyor ama malzemenin kalitesi herhalde değil tabii, mi? Tabii, bir numarada neyi koyalım biz? Sevgiyi koyalım. Değil mi? Onu sevgi, koyalım, tabii canım, sevgiyi o koyalım. İşi severek yapma kısmı bence çok number net. One. Ama tabii malzeme. Ama iki herhalde malzeme. Doğan Bey siz bir şey ekleyeceksiniz. Ben söylediklerinize ek olarak bir şey daha ilave etmek istiyorum. Tabii biz aynı zamanda çalışıyoruz. Yani yemeklerin etimolojisi, tarihçesini çalışıyoruz. En önemli gıdamız olan ekmeğin tarihçesi, ismi Hitit diline kadar gidiyor. Ninda, nan, ninda. Yani bütün Osmanlıcadan tutun bu coğrafyada hepsi bir şekilde nan ismini kullanıyor. Tandır kelimesine gittiğimizde ekmeğin pişirdiği yer Akat diline gidiyor. Yani milattan önce 2000'li yıllarda bakın geliyor, evet Tinnur, Tinnur, tandır. Bakın Türkiye sadece için. Sadece Türkçede değil yani Hintçede, Farsçada, Arapçada tandırın farklı şekilde söylenmesiyle geliyor. Yani tarih bu kadar derin.
Evet, evet. Ve kültürler arası etkileşim. Bu kadar farklı medeniyetin yaşadığı başka hiçbir yer yok Anadolu dışında. Bu da kesinlikle zenginlik demek. Yani bu kültürler, medeniyetler, bu devletler yıkılırken kültür ve medeniyet tamamen kaybolmamış. Bir şekilde birazı sızmış, süzülmüş evet. ve günümüze kadar gelmiş. Bunun bilincinde olmak evet. lazım. Zaten şimdi çok ek olarak bir şey daha söyleyeyim. Dediniz ya biz Türk sanıyorduk diye. Etimolojik bakıldığı zaman yemek kültüründe sadece %26 Türkçe kökenli. İnanamıyorum. Evet, şey evet, evet, kalanı türemiş ya da yabancı sofralardan gelen kelimelerden oluşuyor. Evet. Sadece %26. Hicam, Türk olmak böyle bir şey zaten ya. Değil mi? Bir sürü hani hep derdi ya Demirel 72 millet evet. diye böyle hani bir evet, evet, sürü milletin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkmış hani, bir kültür aslında. Türk kültürünü de çok, çok hani şeyde bulmamak lazım artık. Yani. Ama bu yüzden de çok değerli ve çok, çok esasında değerli. Zengin ve çok güçlüyüz bu konuda. Hı hı. Bence yani baksanıza bizim ulaştığımız, yapabildiğimiz ne kadar daha okyanusta sadece bir damla. Daha derinlere girsek, daha yapabilsek yani o kadar çok yemek, o kadar çok reçete, o kadar çok, çok gün yüzüne çok, çıkacak zaten şey zaten büyük imparatorlukların kurulduğu ve ne diyelim battığı da bir coğrafya burası. Hani geçen bir tarihçi ağırladım. Devletlerin, imparatorlukların mezarlığıdır Anadolu diyor. Evet. Çok da kıymetli bir yer. Kesinlikle çok doğru. da dikkatli olmak evet, lazım. Ama bir de sorumluluğumuz var. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın kültürüne, kültürlerine sahip çıkmak gibi. İşte Seraf bu yüzden çok değerli benim için. Çünkü işim mutfak gibi. Mutfakta hani futbolcu derler ya futboldan daha fazlasıdır diye. Evet. Mutfak da aslında işte içinde bir sürü şey barındırıyor gerçekten. Tabii yemekten daha fazlası Seraf. Hatta bunu çok Doğan evet, Bey'le de konuşuyoruş bu konuyla. Ya Doğan Bey gittiklere gitti ya. Tabii canım, yani daha o yüzden açıkçası bu yüzden ya yani ben Sinem Hanım'ın çok ısrar etmiştim başta ki şimdi kendisi bunu çok istiyor. Yılda en az 20 şehre gideceksin. Ha. Demiştim tabii. Ya yani siz bir Kayseri yemeği sırtında incir çuvalıyla görmemizin sebebi de Doğan Bey. Şimdi Kayseri yemeği yapmak için benim fikrime göre mutlaka Kayseri'ye defalarca gitmeniz lazım. Doğru. Yani iklimini, insanlarını, oradaki ritüeller, dolayısıyla bir yağlama nasıl yenir, nasıl yapılır? Ancak iyi öğrenmek için, üzümsemek için oraya gitmek lazım ki Sinem Hanım bunu Sinem yapıyor. Sinem Hanım zaten artık ne yapsın yani dediğim gibi bazen görüyoruz Aydın'ın yaylalarında filan sırtında bir incir çuvalı, incirinin peşinde. Bir şekilde ekmeğinin peşinde, incirinin peşinde. Biraz dinleyelim onu peki. Doğan Bey dedi ki Sinem bu konuda senin artık hani lokal lezzetlere bu iş lokalde nasıl yapılıyor, tradisyonel olarak nasıl yapılıyor öğrenmen evet. lazım dedi. Şöyle ben bir iki sorunuz öncesinde bir şeye ekleyerek tabii. girmek istiyorum. Şimdi dediniz ya Doğan Bey nasıl bu işe girdi, neden girdi? Şimdi Doğan Bey'in iş yapış şekli gereği. Hayatı boyunca ne yaptıysa zaten bu kadar titiz, detaylı ve obsesif derecede yaklaşıyor olaya. Yani biz ilk tanıştığımızda inşaat yapıyoruz. Orada da bulunduğumuz Mahmut Bey bölgesindeki yerler yapılıyor. Gözümle üç kere o taşları söktürüp yeniden yaptırdığını gördüm. Anladım. Yani neden? Hani aynı düzen ve düzlem. Simetri. Evet, şimdi dolayısıyla bu iş yapış tarzı bütün Seraf'a. Biz bu arada inşaattaki bize. Temel çalışmalarınızı duyduk ama şefliğe geçiriz. konuyu açtı. Doğan Bey anlatıyordu. Esasında orada yarım kaldı cümlesi. Evet, evet. İşte orayı bir tamamlayalım. Olan işte bu işe yaklaşım tarzı. Hani bu tarz detaylı hani biz yapmışken yani sonuçta her şeyi hem ürün anlamında mutfağa girdikten sonra yemek ve reçete anlamında olduğu gibi istendiği için işte şeflerle orada bir uyuşmazlıklar başladı ve hani şefler sonuçta herkesin alışık olduğu bir iş yapış şekli var. Hani bu böyle yapılır. İşte Doğan Bey diyor ki bakın böyle yapalım daha değerli yapılsın işte bir gün öncesi hazırlık yapılmasın işte tereyağı kullanılsın margarin kesinlikle yok. Gibi. Ondan sonra tabii sıkıldılar ve biliyorsunuz yani bizde her yerde iş var mantığı ya da iş tarzının. İş şef egosu diye bir şey var değil mi? Var. Sinem Hanım da olmayan bir ben şey. Herkes yok. Sinem Hanım'ın arkasından bakıyor da. Var değil mi Doğan Bey? Ego olabilir. O yetenek, o özveri, o çalışma varsa ego olsun. Ha. Ama hem o olmadan hem de ego olayım. Yani hem o kolaycılık, zaman... ezbere evet. bir evet. iş yapma şekli evet. ego ile birleşiyorsa. Evet. Aynen. Yani o anlamda şimdi eski müdürüm, şimdi ortağım diye demiyorum. Bir dakika. Gerçekten evet. bu anlamda büyük saygıyı hak ediyor. Evet. İşe verdiği değer, özen, yaklaşım biçimi
gerçekten saygıyı hak ediyor. Tamam. Şimdi bu tam şey gibi, Seraf'ın tarihçesi gibi bir evet, yayın oluyor ya. Bir dinleyelim ya o hikayeyi. Ona giremedik. Evet. Sonra gerçekten... Şimdi Sinem Şef'im önce inşaat işinde başladık. Biz inşaatta. Genel müdürlükle devam ettik. Sonra şefler vardı. Hatta güzel de bir kadroyla girdik. Ekzekütif şef var, işte operasyonda bir şef var, su şef var. Sonra baştaki şef dedi ki ben de uğraşamam sizle çok kısaca. Gerçekten öyle dedi. Dedi hani bu kadar sıkıntı, işte bu kadar hani bir şeyler detaycılık isteme, detaycılık. Şey. Gerçekten gitti. Sonra dedik ki tamam diğer şef. Bu arada ben hala müdürüm. Mutfak operasyonu devam ediyor. Biz işte oturtmaya çalışıyoruz markayı keyifli. Bir sene oldu. Ondan sonra diğer şef de baktı ki yok dedi. Hani aynen devam ediyor bu şeyler, vazgeçmeyecekler. Çünkü hani ne istediğimizi biliyoruz. Doğan Bey orada ısrarla aynı noktada. Hani bunu böyle yaparsak doğru olacak. Sonra o da gitti. Sonra gerçekten de bir gün yani ikinci şefin gidişinde de gittim Doğan Bey'in yanına. Doğan Bey dedim, şef gitti. Hani gerçekten de bir yardımcı su şef kaldı. Biz ne yapacağız? Yani mutfakta şef kalmadı. Sonra döndü dedi ki siz girin. Yok, üçte dedim. Evet, su şefinde o da şöyle dedi, ben iki ay sonra gidiyorum dedi. Orada o da ben yurt dışına gideceğim verdi dedi. Söyledi, dedim o da gidiyormuş Doğan Bey iki aya kadar. Sonrasını siz söyleyin. Sonrasında biz dinledik dedim, bu hikayesini yapacağım. Evet, şey, evet, sorun yok dedim, sen gir dedim. Peki nereden geldi nasıl o dedi ilham? Ya, yani, şöyle, yemek yapmak, yani bir yeteneğiniz, bir tutkunuz, mücadeleniz varsa yemek yapmak, uzaya roket göndermek ya da beyin cerrahı yapmak değildir. Yani çok çalışmak, ısrar etmek, sürdürülebilir yapmak, tabii yeteneğiniz de varsa, sabrınız, emeğiniz de varsa... bu yapılır. Sinem Onların Hanım'ın, hepsi vardı ben, zaten Sinem. Sinem Hanım da ısrarcı vardı, çalışkanlık vardı. Bir de açıkçası dürüst bir yapısı vardı. Yani 8 yıldır beraberiz. Dürüst olmayan hiçbir yaklaşımını görmedim. Ben yapabileceğine inandım, gördüm. Onun için sıfırdan başlayabilirsin dedim. Sen yönetirsin. Oradan yönetirsin dedim. Soğan doğrayarak başlayacaksın ve oradan yöneteceksin. Ben her türlü senin yanında duracağım. Yanlış yapabilirsin, kabul ediyorum, seni destekleyeceğim ve sen bunu yapacaksın dediğimde tabii bunu kabul etmesi bir ay sürdü. Benim her şey önce bir reddetme şeyim vardır. Bayağı bir önce ağladım hayır. Olmaz yani, çünkü insanın hayatını değiştirmesi şu bu. Tabii buradaki gerçekten Doğan Bey'in bu bakış açısı ve ama bir şok ileri görme şey orada. Tabii ki yani şimdi görüyor eminim, görmüş zaten, bugüne geldik. Ama insanın bunu anlaması, görebilmesi gerçekten tabii şok yaşadım. Ben ağlıyorum. Hani sonuçta ben bunun eğitimini almadım. Bir de hani hiç bilmediğiniz bir iş. 35 yaşındayım o zaman. 36. 36 yaşından sonra yeni bir meslek edinme. Fizik olarak, mental olarak çok şey geldi. Ama baktım ki kazanamayacağım bir savaş. Bir 10-15 gün böyle direndim. Sonra dedim tamam. Yani siz diyorsanız inanıyorum. Ama gerçekten de bakın çok gelgitler oluyor biliyorsunuz. Hayatta, iş hayatında pandemiler, ekonomik krizler, şunlar bunlar. Gerçekten de Doğan Bey'le işte 9. yılımız, Seraf'ın 8. yılı. 9 yıldır aynı şeyi söylüyor. İstikrarlı bir şekilde. Yapacaksınız, yapılacak, şu olacak, şu olacak ve gerçekten de öyle devam ediyor. Yani o çok önemli. Daha nice yıllar orada devam etsin. İnşallah. Mutfak biraz tabii... Erkek egemen de bir yer değil mi? Aslında tabii. Son yıllarda kadın şefler çıkıyor ama farklı evet. Bir konsepte galiba onlar. Normalde geleneksel mutfakta aslında çok kadın yok. Seraf'ta tabii şefimle birlikte evet. Başlayan nasıl bir düzen var evet. Acaba merak ederim. Ya şöyle tabii ki mutfak hayatı, sektörde bu iş dalı biraz gerek fiziksel şartlar, gerekse uzun çalışma saatleri, iyi kötü tencere kaldırıyorsunuz. Yani o kaldırdığınız tencereler, ben bazen böyle elimde fotoğraflarda pırasalar vardır ya, yani o bile 12 kilo ahvanın böyle alıyorsunuz tahmin elinize. Ediyorum. Bu arada şimdi, kaç kişiye hizmet veriyorsunuz siz mesela? Tabii şimdi vadi tarafı 350'lerde, Mahmut Bey yine o sayılarda, bizim kuverlerimiz de yüksek. Yani biz orada böyle limitli bir hizmetimiz de yok biliyorsunuz. Evet. Öğlen başlıyor, akşam evet. 11'e kadar evet. Sürüyor. Şimdi tabii Avrupa'da sabah... Farklıdır mesela. Kapatırlar tabii. Servisi, akşam 19'da tabii açarlar. Tabii canım, arada bir antrak var 2-3 saat tabii. Ya da akşam 8'de restoranlar kapanıyor kimyelerde 9'da.
Bir de dediğiniz gibi şimdi burada çalışma saatleri, işte fiziksel şartlardan dolayı o yüzden tabii ki restoran sektörü, mutfak kadınlara çok cazip gelmiyordu. Hı hı. Ya tabii ki son, özellikle ben, hele ben girdiğimde daha da azdı. Ya bizim restoranda zaten iki kadındık biz mutfakta. Sonra kaç kişi bir ekip var içeride bu arada? Şu anda iki restoranda 140 kişi oldu. Hı-hı. Bu 140'ın da 70'i mutfaklarda, iki mutfakta, Mahmut Bey ve Vadi'de, 70'i de ön tarafta. Evet. Operasyon yönetimiyle beraber 140 kişi olduk. En az 35 kişiyle çıkıyor mutfak işi o zaman, tabii, öyle mi operasyon? Tabii. Bir mutfakta, biz mutfakta Vadi tarafı 24, Mahmut Bey de bir o kadar, 20'lerde. Bir de bizim büyük bir tabii üretimimiz var biliyorsunuz. Tabii. Bizim marketlerdeki taraftaki bir üretim gamı var. O yüzden de tabii kadınların daha çok desteklenmesi, yani onların koşullarının en azından biraz daha rahatlatılması ile ilgili. Biraz daha tabii fiziksel olarak çok böyle ayrımcılık yapamıyorsunuz ama en azından tutunabilmeleri için bizden sonra Seraf'ta, şimdi Doğan Bey de orada sağ olsun, ben hep söylüyorum çok kadın pozitif ayrımcı yani. Orada önümüzün açılması ile ilgili. Yani işte mesela kadınların daha sabahçı shiftine yapıp daha 4'te evde gidebilmelerini sağlıyoruz. Yani yaptığımız iş bölümü arasında hani benim yanıma gelen çok şey vardır. Birkaç kızımız var. Ceren mesela kapıdan geçerken işte restoran açıldığını görmüş. İşte ben bir iş yapabilir miyim burada başlattık. Şimdi bayağı sıcakta kısım şefi yardımcısı oldu. Yani meslek edindirdiğimiz de çok kadın oldu. Bir okul gibi oldu adeta. Evet, yani artık bir okul gibi oldu. Birer de bir işe dönüştü yani sizin iş. Yani evet çok meşakkatli ama son dönemde ne kadar havalı bir iş olduğunu da görüyoruz değil mi? Şeflik başka bir yere doğru gitti. Tabii özellikle. Yani gençlerin ilgisi var. Tabii çünkü bunun şeyle de çok ilgisi var Ahu Hanım. Görsel dünyada yarışma programları, popüler kültürün bir parçası oldu mutfak. Ama burada şunu da ben söylemek istiyorum. Doğan Bey de bunu her seferinde söylüyor. Restorancılığın devam edebilmesi için, bizlerin işlerimizi layıkıyla yapabilmesi için mutfak çok değerli. Zaten ruhumuz, kalbimiz orada ama ön tarafta çok değerli. Yani ön tarafta bizi temsil eden ekip arkadaşlarının da aynı şekilde bu sektöre adım atmaları. Biraz orada açıkçası şey yaşıyoruz restoranın ön tarafında. Şimdi o konuda da özellikle Doğan Bey de çok çaba sarf ediyor. Hani yine eğitimleri, geliştirilmeleriyle ilgili o Seraf ruhunun mutfaktaki gibi yani salonda da servis, misafir, karşılama çok, değil mi? Yani bir o da çok değerli. Hepsi bütün biri olmadan, çünkü siz istediğiniz kadar iyi yemek yapın. Ön taraftaki arkadaşlarımız işte onu anlatıp sunamadığı, onlara o altyapıyı veremediğiniz takdirde yarım kalıyor deneyim. Nitelikli çalışan konusu hani ciddi bir sancı ya son dönem sanayide. Herhalde siz de benzer bir şey yaşıyor musunuz ya da ne yaşıyorsunuz? Yaşıyoruz. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Seraf'ı kurmayı hayal ederken, düşünürken sıradan bir restoran düşünmemiştim. Ve sonra da sinemanla da öyle konuştum. Orası net. Kesin sıra dışı. Restoran ötesi bir şey olmalıydı. Restorandan fazlası olmalıydı. Hep bunu böyle düşündük. Şimdi sıradan bir restoran standardının üstünde beklerken, hele sektör bugün hakikaten şey açısından sıkıntı yaşarken biz ekstra sıkıntı yaşıyoruz. Hı hı. Çünkü istediğimiz kalite çoğunun bilmediği bir seviye. Evet. Farklı bir seviye istiyoruz. Bilmedikleri, görmedikleri, deneyimlemedikleri bir seviye. O zaman bir okul açığı da var mıdır? Yani bir mesleki lise, var, restorancılık tamamen nokta atış sektörüne dönük. Eskiden biliyorsunuz bu turizm otelcilik çok popülerdi. Evet. Ben okuldayken hatta İki abim üniversitesi var, meslek lisesi vardı. Oraya girmeye çalışıyordu. Biraz onların artırılması, biraz da özel sektörde de biliyorsunuz mutfakla ilgili girişimler var. Ama hep duyduğumuz kadarıyla, konuştuğumuz kadarıyla onlar da artık ön tarafa da tekrar eğitimlerin artırılması, tekrar okulların yapılması ile ilgili girişim halindeler. Çünkü bu sektörün problemi, sadece bizim değil. Biraz artacak gibi görünüyor, inşallah da olur. Evet. Çok büyük bir açık var orada. Aynen. Gençlerin kafa yapısı biraz daha farklı herhalde, onu da siz de deneyimliyorsunuz değil mi? Tabii. Hem mutfak, yani işin biraz emek tarafı. Tabii. Bizim kuşaklarda daha anlaşılabilirken, değerliydi. Tabii ki emek vereceğim duygusu, tabii, biraz daha yeni jenerasyon farklı olabiliyor. Evet. Kolay değil Doğan Yıldırım, yani bu işin sürdürülebilirliği, işte bir sürü problemden de bahsediyoruz. Tabii. Başta insan kaynağı ama işin bir de finansal sürdürülebilirliğini sağlayabilmek 8 yıl. Gerçekten de bir büyük başarı. Tabii. İstanbul gibi tercihlerin hızla değişip dönüştüğü bir memlekette, bir memleket diyoruz artık, evet, 20 milyon olduğu doğru için. Bir de işin finansal sürdürülebilirlik tarafı maalesef enflasyonla sınanıyor şu an. Orada da herhalde bayağı bir
iyi malzemeye ulaşma noktasındaki enflasyon ciddi bir caydırıcı bir şeye pek çok işletme için dönüyor. Doğan Bey için dönmez ama ne yapıyorsunuz orada? Ama merak ediyorum kendi formülleri falan. Açıkçası zaten sıra dışı bir yerde, sıra dışı bir restoran açtık. Mahmut Bey'de, Bağcılar'da böyle bir restoran açtık. Bu denenmemiş bir şey. Açmadan da danışmıştım işte güvendiğim arkadaşlarıma, iş tecrübesine güvendiğim arkadaşlarıma. Hepsi yok demişti, olmaz demişti. Ben yine inandığım yolda yaptım ve ekonomik boyutunu da hiçbir zaman düşünmedim, düşünmek istemedim. Düşünseydim olmazdı. Zaten ikinci yılda kapatmam Anladım. Gerekiyordu. Hep şeye odaklandım. Kaliteli, nasıl daha kaliteli yemek yapabiliriz, nasıl daha iyi ürün kullanabiliriz? İşin başında fedakarlık yapmam gerektiğini biliyordum zaten. Kâra bakmadım. O felsefeyle yaklaştım. Sonrasında işin finansal kısımlarının geri dönüşlerinin olacağını düşünmüştüm. Onun için yıllarca negatifte kaldı maalesef. Şimdi tabii pek çok insanın da hayali ya bir restoran açayım, kafe açayım falan. Ne dersiniz mesela bu hayallere? Vallahi iyi düşünsünler derim. İyi düşünsünler. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Bir kere ciddi ciddi emek vermek lazım. Evet. Sadece işte ben biraz finansal durum iyi. Bir de müdür bulurum, bir de aşçı bulurum, başına koyarım dediklerinde. Keşke öyle olsa. Kapama ihtimalleri birinci yılda %70. Birinci yılda. Tabii yani açılan restoranların büyük bir kısmı birinci yılda kapanıyor ve dünyadaki restoran ömrü 3 yıl. En kısa olan dünyada iş. Şimdi tabii Avrupa'da gidiyoruz, bakıyoruz yıllar önce nasıl çalışıyorsa o restoran hala devam ediyor. Bayılıyoruz. Evet. Duvarlarda resimler, fotoğraflar falan. İşte 50 yıl önceden bilmem. İşte biz o olmak istiyoruz. İnşallah biz de onu gerçekten görmek istiyoruz. O yüzden istiyoruz. Başka şube de açmayı düşünmüyoruz kesinlikle. Tamam, onu soracaktım. Bu iş şubeleşerek de pek olamıyor. Pek değil. Standart. Olamaz. Olmaz mı? Çok. Olamaz. Çok bu seviyede böyle şubeleşerek olamaz. Tamam. Burada öyle büyüme iştahına kapılmak için bu kesinlikle yok. Anladım. İpin ucunu kaçırmayı da göze almak lazım. Çünkü bu bir başka bir şey yani. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Kesinlikle. Bu çok yurt dışı falan yine de bir heyecanlanıyor musunuz? Tabii yurt dışı düşünüyoruz ama yıllar sonra. Tabii ki bu kültürümüzü, bu yemeklerimizi yurt dışında bu seviyede tanıtmak en büyük hayalimiz. Avrupa ülkelerinde, işte Golf ülkelerinde bunları yapmak. Ama o çok sonra. Henüz hala istediğimiz seviyede değiliz biz. Peki. Şimdi Seraf'ın menüsü değişiyor belli aralıklarla. Şimdi menümüzde ne var Sinem Şef'in? Şimdi bahar menüsüne başladık çalışmaya. Tamam. Önce İnsan ben zihnimde çalışmaya başlıyorum. Önce bir hayallerimde başladım gece rüyamda görmeye. Ramazan geldiği için şimdi Ramazan ayında biraz işte çalışmalarımızı yapacağız. Birkaç seyahat girecek araya işte bir ürünlerle ilgili. Biliyorsunuz çünkü ölçekler büyük olduğu için ürün tedariğini de menüde olması gereken ürünleri mevsimsel ürünleri seçiyoruz. Bayram sonrası bahar menüsüne geçeriz. Tamam. Keyifli bir hem bizim kendi klasiklerimizden olacak. Seraf'ın işte sevilen klasik lezzetleri bir olacak. Bir içli köftemiz var. Tabii onlar zaten artık vazgeçemediğimiz içli köftemiz. Sayalım. Şimdi tam Ramazan ayında. Ay vallahi değil mi? İçli köftemiz olacak. Lahmacunumuz zaten Seraf menüsünde her zaman olacak. Şimdi bahar gelecek, enginarlara başlayacağız. Birkaç çeşit çalışacağız enginar, böyle taze enginardan. Onlar da Urla'dan mı geliyor mesela? Urla'dan geliyor. Çanak enginar, biz böyle yaprak enginar, bebek enginar getiriyoruz Ildır'dan. Hmm. Şimdi onun için konuştum hatta, onun hasatına gideceğiz tekrar. Onun salatasını böyle lokal üreticiniz var orada. Tabii, o artık 5. yıldır. Hemen hemen menünün %60'ı lokal üretici ve bizim için üreten üreticiler oldu artık. Yani 7. yılda. Hani sözleşmeli bizim üretim için yaptırıyoruz. Aynen. Şimdi bir tane kadın kooperatifiyle geçen sene. Ay çok tatlılar. Nereden? Adapazarı'nda bezelye. Ay şahane. Geçen sene böyle bir tona yakın almıştık. Onunla konuştuk. Ne zaman geleyim diyorum. Sinem abla diyor işte Haziran'da gel dedim. Bu sene 2-3 ton alacağım senden. Yani yer gök bezelye. Ay harika. Minik çok bebek bezelyeleriniz oluyor. Var evet, sizin. Çok keyifli oluyor. Onu koyacağız. Kadın kooperatiflerini desteklemek de çok kıymetli. Kesinlikle. Yani bizim bezelyemiz, işte çilek reçelimiz için çileklerimiz, mürdümerimiz, onların hepsi kadın üreticiler. Onlarla yıllardır sağ olsunlar bizim için en iyi seçerler.
Sonra yavaş yavaş Mayıs ayında şimdi Midyat, Mardin işte bölgesinden turşuluk, acurlarımız gelecek. Bizim şimdi tamamen bayram sonrası sürekli hem dışarıda işte seyahatlerde evet. ürün arayışı, hem işte kendi artık yeni ürünlerimizi yapmamız, turşu zamanı, reçel zamanı biliyorsunuz işin diğer tarafı da çalışmaya başlayacak. Bizim en yoğun zamanımız olacak bahar menüsüyle beraber. Yeni o zaman şeyler var, reçeteler tabii, tabii, var. Yeni var. Yani klasikleri koruyacağız ama mutlaka menüye yeni ana yemek ve evet. yeni başlangıçlar girecek. Şimdi içli köfte, lahmacun dedik ama Seraf'ın da doğu ya da güneydoğu ağırlıklı olmadığını, hatta değil, neredeyse aynen. eşit ağırlıkta tüm tabii Anadolu ki. Coğrafyası için değil mi? Tabii. Ben öyle Anadolu görüyorum mutfağı. Ama. Kesinlikle. Anadolu Seraf mutfağı. Anadolu Ege'de mutfağı. Var. Ege'de var. Şimdi sadece şöyle kült yemekler, esas imza yemekler, böyle içli köfte, işte lahmacun, işte ezme güveç gibi çok konuşulan ve yıllardır süregelen yemekler olduğu için ben onu çok anlatmaya çalıştım. Hmm. Anadolu mutfağımı, işte Diyarbakır mutfağımı, işte Mardin mutfağımı. Bunda hiçbir sakınca yok bu arada ama biz Anadolu'yuz, biz tamamını kapsıyoruz. Evet. Evet. Bizde bir Karadeniz de var. Mesela bugün akşam iftara şivediz yapacağım mesela. O taze ne? Sarımsak zamanı. Şivediz. Size yapayım onu. Aa, içinde gelmediniz mi? Gelin. Taze sarımsak Antep'tir. Gaziantep. Böyle taze sarımsakla böyle tuzlu yoğurtlu. Yemek gibi de böyle biraz daha astanili ya da çorba gibi de. Ben çorba deyince kızıyor Antepliler. Çorba demeyeyim de. Yuvalamayla şivedize çorba demiyoruz. Yuvalama tabii yuvalama. Taze sarımsak zamanı. Onu yapacağız. Tabii çok biz İç Anadolu, Ege, İstanbul Saray Mutfağı bunları hepsi Seraf'ta var. Evet. Sadece böyle bir doğu mutfağı değil Seraf. Değil, tabii bunu ki. Çok anlatmaya çalışıyoruz. Mesela İmam Bayıldı soğan dolması biliyorsunuz bunlar hep tabii, İstanbul mutfağı. Tabii. Sizin imzalarınız hatta aynen. saydığınız bu sonbaharda ciğer çıkıp. Sarma yaptık mesela o çok keyifliydik, çok kabul gördü. O da Trakya bölgesi. Biz her bölgeyi evet. kapsayıp yansıtmaya çalışıyoruz. Sinem Şefim'in Instagram'ına girin sevgili seyirciler de. Şimdi evet. özenle o bal evet. kabakları nasıl değil tek mi? Tek aynen, ağır, ağır böyle soyulur filan. Evet. Muazzam bir emek var orada. Çok sağ olun. Bu konuda bir şey buyurun. Söylemek istiyorum. Refik Halit Karay şey diyor, Türkiye mutfağını üçe ayırıyor. Bir Osmanlı saray mutfağı, bir İstanbul mutfağı, bir de Anadolu mutfağı diye üç bölüme ayırıyor. Ben açıkçası bunu çok sevdim. Biz üçünü de yapıyoruz. Üçü de bir arada. Evet. Saray da bizde. Hepsi bir bütün tabii ki. Anadolu'su da bizde diyorsunuz. İstanbul mutfağı İstanbul'u da evet. bizde diyorsunuz. Hepsi iş işe geçti zaten. Daha ne olsun, tabii. daha ne olsun. Türkiye'nin de imajına çok ciddi bir katkı sağlıyorsunuz. Aslında bir imaj ve kültür ihracatçısısınız. Evet. Gelen konukların neredeyse yarısı artık yabancı. Evet. Destek var mı? Kimden? Kabudan, Türkiye'den. Ankara'dan. Sinem Hanım söyle. Şöyle tabii biz bunu gönüllü yapıyoruz. Hatta evet. ben böyle 4 yıl önce Kars'taydım. Kars'tayken böyle şeyden kalkınma ajanslarından bir tanesinden mesaj. İşte tam benim bu Instagram'daki videoları falan takip ediyor. Siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Kimin için yapıyorsunuz? Yani biz o kadar böyle gönüllü bir şekilde bayrak elimizde. STK gibi. De 7 yıl oldu. Tam STK gibiyiz. Dedim biz kendimiz yapıyoruz. Telefonla sohbet ettik. Gerçekten mi şöyle böyle mi nasıl buluyorsunuz bu kontakları dedim. İşte bayağı böyle oturuyoruz, konuşuyoruz. O bölgedeki şeyleri arıyoruz. Gerek bazen işte belediyeleri, bazen eşimizi, dostumuzu böyle böyle giriyoruz kanallara. İnanamadı. Yani baştan beri biz bunu gönüllü yaptık evet. dediğiniz gibi. Şöyle şu anda tabii ki bunun değerini bilen, bunu gören gerek işte politik olarak işte Ankara'da yönetimsel şeyler, TGA, gerek TGA mesela. Turizm Bakanlığı. Turizm Bakanlığı olsun ya da özel sektörde STK'lar olsun gönüllü destekleri çok oluyor. Zaten bizim en büyük desteğimiz bize misafir getirip yemeklerimizi yedirip tabii. kendimizi anlatmamız. Biz de aynen bunu öyle. İstedik. Peki. Bunu da sağ olsun yapıyorlar şu anda. Sinem Özler şefim, Doğan Yıldırım, Seraf Restoran'ın kurucusu ve ortak şefi olarak iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Ben teşekkür ediyorum bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak. İnşallah nice yıllara diyoruz Seraf'ta. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi benim için. Sağ olun. Bizi ağırlayıp konuk ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Her zaman. Siz mutfak bize, bizim stüdyo evet. size açık. Hemen şirketimiz Seraf yan yana zaten. Evet. Şanslıyız o anlamda. Evet. Kısa bir reklam arası. Reklamların ardından değerli izleyenler biraz otomobil sektörüne geçeceğiz. Şöyle bir manevra yapalım şöyle. Görüşmek üzere.
ortası devam ediyor. Bir devrimin içinden geçiyoruz. Teknoloji ve dijitalleşme. Bu devrimden en çok nasibini alanların başında da bu otomobil dünyası, otomobil sektörü geliyor malum biliyorsunuz. İşte dizel ve benzinli tarafta bir devrin artık sona doğru gidiyoruz belli ki. Elektrikli araçların pazar payı inanılmaz derecede hızlı bir şekilde arttı 2023 yılında. Tabii pazar payı arttıkça altyapı da giderek gelişiyor Türkiye'de. Ama bir yandan da elektrikli araçları tam hayatımıza sokmuşken, yavaş yavaş kabullenmeye başlamışken bir de otonom araçları falan konuşuyoruz ya. Ne olacak bu iş Hasan Erdoğan? Tabii otomotiv endüstrisi uçuyor, özellikle gidiyor. Son 15-20 yıldır çok önemli bir değişimin içerisinde. Siz de bahsettiniz. Teknolojik anlamda özellikle bağlantılı araçlar, otonom araçlar, elektrikli araçlar, bunlar her geçen gün daha fazla hayatımızın içindeler. Bütün OEM'ler bu anlamda güncel teknolojiyi müşterilerle buluşturmak için bir yarış içinde. Şimdi bir teknolojiye bakacağız sizinle. Tofaş Mobilite Çözümler Direktörüsünüz. Ama tahmin ediyorum işte Tofaş bile şu andan belki otonom dünyasına yapabileceği belli yazılımların, ekleyebileceği ekstra akılların içindedir diye düşünüyorum ben, değil mi? Yani bir takım projeler şimdiden başlamıştır herhalde o dünyaya dönük. Türkiye'nin en önemli Ar-Ge, otomobil Ar-Ge merkezlerinden bir tanesine sahibiz. Şimdi Tofaş, tabii Koç Holding ile Stellantis'in joint venture şirketi. İşte Stellantis de yakın zamanda biliyorsunuz Fiat Chrysler dünyasıyla Peugeot Citroen'in birleşmesinden oluştu. O yüzden bünyesinde Peugeot Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep markaları var. Bu ürünlerin tabii global bir, otonomdan bahsettiğiniz için söylüyorum, global bir teknoloji geliştirme çalışması var. Tofaş da buradaki Ar-Ge gücüyle bu geliştirme çalışmalarına katkı sağlıyor tabii ki. Şimdi bakalım, bir özellikle bir Connect uygulamanız var. Evet. Connect demek bağlanmak demek. Burada hayata bağlan gibi bir anlam var gibi sesle. Ben duygusallaşmış olabilir miyim? Ama hiç öyle değil aslında. Öyle bir tarafı var. Çünkü Connect'in esas çıkışı bir miktar güvenlik, müşterilerimizin güvenlik ihtiyacına dayanıyor. Şöyle ki 2017-2018 yılının başı gibi biz bu ürünü hayata geçirmeye çalıştık. Bunu Fiat markamız için yaptık. Çünkü Fiat markasının vaadi, teknolojiye, konfora, tasarıma herkes erişebilsin diye var olmak. Bunu geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bağlantılı araçlar da bunun bir parçası. İlk müşterilerimizle konuştuğumuzda güvenlik, hani bağlantılı araçla ilgili güvenlik ilk öne çıkan konulardan bir tanesi. Biraz açalım o bağlantılı araçı. Şöyle açalım. Fiat Connect bir uygulama, mobil uygulama aslında. Bir aplikasyon. Arabanızla ilişki kuran, aynı zamanda ekosistemle de ilişki kuran, size katma değerli hizmetler sunan. Biz bunu dört başlıkta ele alıyoruz. Birincisi hayatınızı kurtarıyor. Ona örnekler vermeye çalışacağım. Hayatınızı kolaylaştırıyor. İkincisi aracınızla ilgili bilgiler veriyor ve de size faydalar sağlıyor. Nereye yüklüyoruz biz bunu? Bazen telefona, bazen de aracın kendi içinde mi? Kendiliğinden mi olan bir yazılım bir, mı? Telefona yükleyebildiğiniz bu uygulama, ancak diğer taraftan Android Auto üzerinden arabanızdaki tablet ekranda da kullanabiliyorsunuz. Akıllı saatinizde de aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Mobil olan ne varsa. Evet, yani arabanıza erişebileceğiniz farklı platformlar var bu anlamda. Müşterilerimizin olduğu her yerde bu ürünü sunmaya çalışıyoruz. Şimdi hayat kurtarmaktan bahsettim. Örneğin en birinci bizim için önemli özellik ambulans hizmetimiz. Şimdi siz otomobilinizde seyahat halindeyken istenmeyen bir kaza durumu ortaya çıktığında önce bizim 7/24 çalışan ilgi merkezimiz sizi arıyor. Size ulaşabilirsek sizinle görüşüyoruz. İşte bir şeye ihtiyacınız var mı? Ambulans yönlendirmemizi ister misiniz? Kaza konusundaki o haberleşme nasıl oluyor? O işte Fiat Connect teknolojisinin arkasındaki teknoloji o. Onu bir açalım. Yani biz mesela o an sizinle connect edemeyecek durumdayız kazadan sonra. Ama biz arabayla her an connect haldeyiz. Çünkü zaten araçta bir hasar var ve onun sinyalizasyonunu mu alıyorsunuz? Biz onu anlıyoruz, evet. Arabada bir donanım var. Bu bir IoT platformunda mütemadiyen veri aktarımı yapıyor. Arabada bir hasar olduğunu biz oradan anlıyoruz. Arabadaki donanımla, arabadaki sensörler vasıtasıyla. Bu durumda da burada ciddi bir kaza oldu. Lokasyonu da biliyoruz. O zaman merkezinize yan veri var. Tabii ki. Bir araçtan geliyor. Evet. Türkiye'nin herhangi bir yeri. Tabii ki. Merkez atıyorum İstanbul'da, siz o veriyi, data okumasını yapıyorsunuz ama kaza Kars'ta olmuş mesela. Misal Kars'ta bir kaza oldu, istenmeyen bir durum oldu maalesef diyelim. Bu durumda biz müşterimizi arıyoruz hemen. Müşterimize ulaşırsak onunla konuşuyoruz ve ambulansa ihtiyacı varsa yönlendiriyoruz ama
Velev ki ulaşamadı. Ulaşamadınız, açamadı telefonu. Bu durumda direkt bulunduğu noktaya ambulans yönlendiriyoruz. Yani bu şekilde 200'ün enteresan devrimci bir uygulama 200'ün bu. 200'ün üzerinde ambulans yönlendirmesi yapıp, yani müşterilerimizin en ihtiyacı olduğu anda nerede olduğunu bilmiyor. Çünkü ilgi merkezine de bununla ilgili telefonlar alıyoruz sıklıkla. Müşterimiz nerede olduğunu dahi bilmiyor o kazanın verdiği psikolojiyle. Takip GPS üzerinden yapılıyor. Tabii, ve zaten GPS otomobil içerisinde ya da yani telefondan takip etmek bir insanın nerede olduğunu mümkün değil herhalde, değil mi? Biz konum servisleri kapalıysa, biz otomobili takip ediyoruz. Siz otomobili takip ediyorsunuz. Tabii ki bir otomobil. Yani sizden bu otomobili alan kişi bilmeli ki aslında şirketle araç arasında bir takip sistemi var. Doğru mudur? Doğrudur, evet. Yani doğrudur. Kusura bakmayın, çok net anlamaya çalışıyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. Bir anlaşılması açısından son derece önemli. Ama bu güvenliğe dokunan tarafı. Mesela birkaç örnek daha vereyim. Karayolları İşbirliği ile Türkiye'de en fazla kaza yapılan noktaları biz sistemimizin içerisinde yer veriyoruz. O yüzden siz oraya yaklaştığınız zaman kalp atışını andıran bir ses tonuyla uygulamadan bir bildirim alıyorsunuz. Böylece hani bu noktada daha önce çok ciddi... Bunlar hani güvenlikle ilgili... Ben bir haber spikeri olarak yıllarca bültenlerde de sunuculuk yaptım. Belli kavşaklar vardır ve bizim artık dilimize pelesenk olmuştu. İşte şurada kaza oldu, burada kaza oldu. Bilinen böyle şeytan üçgeni yerler vardır yani. Evet, o noktalar yani karayollarının... Bir yapay zeka algoritması içerisinde bunlar var. Doğru. Tespit edildi. Sürücü oraya yaklaşırken bir uyarı geliyor. Uyarıyoruz, evet. Bu da orada daha dikkatli olması için kendisine bir bildirim gönderiyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Hani bunlar hayatı kurtardığını söylediğimiz, gerçekten hayata dokunan özellikler. Bir diğeri hayatı kolaylaştırmak. Tabii ki siz otomobilinizin kapılarını uzaktan açıp kapatabilirsiniz. Lokasyonunu görebilirsiniz. Arabanız bir yerde çekilirse... çekilmeyle ilgili bildirim alırsınız. Yani onunla ilgili bir kaygı... Nereye çekildi? Nereye çekildiğini zaten konumunu görüyorsunuz. Çekildiğini de o an haber olarak, bildirim olarak alıyorsunuz. Bunlar da genel olarak hayatınızı kolaylaştıran, katma değerli hizmetlere verebileceğim bir hizmet. Onun dışında otomobille ilgili bilgi verdiğini söyledim. Aracınızın akü durumunu, işte yağın kalitesini, bununla ilgili genel bilgileri uygulama içerisinden görebilirsiniz. Bunlar otomobilin kendi içindeki teknolojilerde hali hazırda zaten geri bildirim yapılan datalar değil midir mesela? Onlar da var ama onları mesela lastik basıncınızın düştüğünü otomobilde de görebilirsiniz. Evet. Uygulamada da görüyorsunuz. Burada sizi doğru bir şekilde yönlendiriyor. Sol arka lastiğinde bir problem var. Bunu şu basınçla doldurman lazım. Aynı şekilde tam konuşuyor. Sizi, tam konuşuyor. Yönlendiriyor. Ama şu da var. Şimdi yapay zekanın devreye girdiği konu mesela biz bir hafta öncesinden %93 doğrulukla arabanın aküsünde bir problem olduğunu tahminleyebiliyoruz. Bu otomobilin size vereceği bir bilgi değil o anda. O noktada da müşterilerimize söylüyoruz ki akünle ilgili bir sıkıntı olabilir. Lütfen bununla ilgili gerekli önlemleri al. Anladım. Araç daha konuşkan, daha zeki hale dönüşüyor. Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle öyle. Connect uygulamasıyla kesinlikle diyebiliriz. Öyle. Peki her araç TOFAŞ'a ait olan her araç da yok diye tahmin ediyorum. Egea'da, Dodo'da, Fiorino'da, Ducato'da bütün bu ürün gamında var. Başladık. Şimdi son olarak da hani başında da söyledim ya, biz bu teknolojiyi herkes erişilebilsin istiyoruz. Fiat markasının varlık sebebi de bu. O yüzden 2022'nin Haziran'dan itibaren de Türkiye'nin en çok satan modeli Egea'da standart olarak sunuyoruz. Yani paketin içinde. Paketin içerisinde müşterimiz sadece bir aktivasyon ücreti ödüyor. Buna 599 liralık bir aktivasyon ücreti var. Bugün 100 binin üzerinde Türkiye'de bu bahsettiğim katma değerli hizmetlerden faydalanan bağlantılı araç parkımız var. Var. Çok ciddi bir parkı yönetiyoruz. Yani kaç yıldır siz bu know-how'ı piyasayla buluşturdunuz? Kaç sene önce? 2018'de başladık 2017'de dediniz. 2017'de bir çevik takım olarak başladı. Bizim Ar-Ge'mizin gücü, işte bilgi teknolojileri, müşteri deneyimi öyle bir çevik takım oluşturduk ve 2018 Nisan'da lanse ettik hızlı bir şekilde. İlk ürün 6, ne zaman mesela 7, satıldı müşteriye bu? 2018 evet. Nisan. Yani 6 yıldır değil mi? 6-7 yıldır. Bir data havuzunuz var sizin. Deneyimleriniz var. Kesinlikle bu var. İşte. Ve onun üzerine bina ettiğimiz yeni iş modelleri var. Bu bugünden yarına olan bir şey de değil. O deneyimler biriktikçe müşterinin ihtiyacına göre mesela pandemi, 2020'de pandemiyi yaşadık. O zaman müşterilerimiz örneğin temassız bir iletişim içerisinde olmak istiyordu. Örneğin akaryakıt istasyonlarında mobil uygulamadan hiç arabadan inmeden temassız ödeme yapabilecek uygulamayı geliştirdik. Mobil ödeme yapabiliyorsunuz. Bu yolda da ihtiyaca göre sürekli üzerine eklediğimiz bir
çözüm. Kaç araç bağlantıda şu an evrenle? 96 bin, 100 bine yakın bir araç parkı var. 100 bine yakın araç şu an bu konforu yaşıyor yani doğru, Türkiye'de. Doğru. Yurt dışı? Türk müşterilerine sunuyoruz şu anda. Şu an, çünkü yerli Ar-Ge. Yerli bir Ar-Ge. Startup işbirliği sanki değil mi? Onu konuştuk tabii yayına ki, girmeden. Başlangıcında Komodif bizim IoT platformunda beraber çalıştığımız bir startup. Birbirimize güvendik o noktadan itibaren 2018'den beri. Ürünü ilk çıkarttığımızda yurt dışından tedarik ediyorken yolda onu da yerlileştirdik. Donanım da yerli bir şekilde hayatımızda. O yüzden şu anda veriler Türkiye'deki serverlarda tutuyor. Hı hı. Tamamen %100 yerli bir uygulama haline getirdik. İhraç etme olasılığınız var mı bunu? Yurt dışından bir talep olur mu? Tabii ki olabilir. Ya da yurt dışında muadilleri var mı mesela böyle bir aplikasyon? Var ama şu hani mesafe kat etmiştik, tecrübe öğrenmiştik. Evet, tabii o yüzden dedim 6 çok sene. Çok ciddi bir faydası var. Şimdi size dedim ki Tofaş hani Stellantis'in de bir yarı yarıya ortak olduğu şirket. O yüzden Stellantis dünyasında hangi modellerde, hangi coğrafyalarda fırsat olabilir bunu değerlendiriyoruz beraber. Evet. Peki. Mesela Egea'da standart paketin içine koyduk ve artık otomobili alan kişi zaten onu Connect uygulaması alıyor doğru, dediniz ya. Doğru. Bu bir mesela tüketicide tercih konusu olmuş mu? Bir pazar payını artırmış mısınız o ürünün? Şöyle otomobili bakıyoruz ona. Bir kere Egea'nın bunu yorumlaması da çok kolay değil. 2015'te çıktığından beri Egea 8 yıldır lider. Zaten en çok satan eksponansiyel bir hızla hani bizim oradaki katkımız müşterinin gerçekten hayatını kolaylaştırmak, bu katma değerli hizmetleri buluşturmak. Evet. Ama şunu görüyoruz, marka algısı Connect sahibi müşterilerimizde Connect sahibi olmayanlara göre anlamlı bir şekilde yüksek. Yani Connect kullanıcıları otomobille ilişkisi ve marka ile ilişkisinin çok daha üstün olduğunun farkındayız. Onu görüyoruz ama. Enteresan. Yani bir ruh katmış otomobille. Kesinlikle. Gerçi otomobille aramızda bir ruhsal ilişki vardır özellikle erkeklerde. Kadınlarda biraz daha düşüktür ama o iletişim dili herhalde belli bir şey sağlamış. Kolay gelsin diyelim. Bir yerli milli Ar-Ge ile ortaya çıkmış bir ne diyelim bir yapay zeka uygulaması. Ciddi de bir artık know-how'ınız var. Bugüne kadar kaç mesela? Bir de şu vardır belli teknolojilerde alırız ama kullanamayız ya. Sizinkisi kolay mı acaba diye düşünmeden edemiyorum. 100 bin bağlantılı aracı problem olmadan müşteriye sunmak, o teknolojileri sunmak hiç kolay değil. Çünkü evet. Ben şimdi yani tüketici tarafında tüketici, hani user friendly mi acaba diye sormak istiyorum. Ha, yani o anlamda otomobil sahibi Connect'i kullanıyor mu rahatça? Ya şöyle, günde ortalama 3,5 kere uygulamaya giriş yapıyor müşterilerimiz. Ha, onu yani ölçmüyoruz diyorsunuz. O yüzden etkileşimlerini de takip ediyoruz. O anlamda baktığımız zaman da hayatlarının içerisinde yer teşkil ediyor kullanıcılarımızın. Çözmüşler yani. Evet, evet kesinlikle. Kolay diyebilirim. Hani sorunuz kullanıcı deneyimi evet, anlamında tabii, ise son tamamen, derece kolay. Tamamen kullanıcı deneyimi anlamında evet. Soruyorum. Hasan Erdoğan çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun, var olun. Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü ile Tofaş'ın uygulaması, 6 yıldır piyasada olan Connect uygulaması, özellikle hayata bağlayan bir uygulama. Biraz ilkokul çocuğu tarzı sorularımla açmaya çok çalıştım. Konuyu anlaşılır kılmaya çalıştım. Teknoloji özürlüyüm de ben, o yüzden hep bu taraftan soruyorum. Burada Hasan Bey ile birlikte vedalaşalım bugünlük. Yarın saatler 12'ye gösterdiğinde yeniden buluşuncaya dek. Ben Ahu Orakçıoğlu, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Teşekkür ederim.